Merhaba YouTube ailem. Öncelikle bugün size dediğim gibi Honda Dion ile birlikte 110 cc'lik motosikletle Sakarya Erenler'e gideceğim. Şu an motoruma tüm malzemelerimi yükledim. Şu an kilometresi 6072. Fulleyeceğim özellikle çıkmadan önce benzinlikte. Oraya vardığımda tekrar fulleyeceğim. Bakalım yaptığım kilometreye göre kaç kilometre yolda ne kadar yapmışız onu hesaplıyoruz. 6072 kilometrede şu an. Yakıt alınca da tekrar kilometreyi çekeceğim sizlere. Bugün sizlerle birlikte Sakarya Erenler'e gideceğiz. İstanbul'dan yola çıkacağım. Sakarya Erenler'e gideceğim. Hem de Dio'yu test etmiş olacağım. Bakalım Dio uzun yolda nasıl performans yükselmek. Şimdi yanıma almam gereken fitil setlerimi, lastik şişirme aparatımı alacağım. Ve size uzun yol videomu çekeceğim. İnşallah güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Bu yol, hem de bu uzun yol tecrübesini sizlerle paylaşacağım. Aşağı yukarı 140-130 kilometrelik bir yol var. Eski yoldan gideceğim özellikle E5'i kullanarak. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Merhaba sevgili takipçilerim. An itibariyle kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte uzun yol tecrübesi yaşayacağız. Şu an motorum 6072 kilometrede. Sakarya Erenler'e gideceğiz hep birlikte. Bakalım orada bizleri neler bekleyecek. Yol tecrübemiz olacak. Saat şu an çıkmadan önce benzinlikte bakacağız. Bakalım kaç saati, kaç kere mola vererek gideceğimiz lokasyona varacağız. İnşallah Allah'ın izin verirse kazasız belasız varış noktamıza varacağız. 6000 bakımını yaptırdım Honda Konşuk motorda. 1500'lük bir bakım tuttu. Valyatörüne falan baktılar, temizlediler. Hava filtresi çok kirli olduğunu söylediler. Hava filtresini de değiştirdiler. O yüzden de yola uzun yola çıkacağım için dedim ki izinli günümde bari hava filtresini de bir elden geçireyim. Çünkü yani yazık günah biz parayı, malımızı sokaktan toplamıyoruz. Ne kadar değerli şu an biliyorsunuz motosikletler. Şu an en kötü bindiğim şu Honda Dio bile liste fiyatı 103-105 bin lira falan. Gençler bana yol verin gençler. Şimdi bakalım Sakarya'da arkadaşım var, bir gün orada konaklayacağım. Ertesi günde tekrar İstanbul'a döneceğim. İzmit'e falan uğrayacağım bu süre zarfında. Allah nasıl kısmet ederse güzel bir yolculuk olacağını tahmin ediyorum ki öyle olacaktır inşallah. Rabbim işimi gücümü rast getirsin de bu minibüs şurada inanmıyor ya. Allah aşkına öyle kamyon gibi dönülür mü ya? Neyse geçmeyeyim. Ne yapacağı belli olmaz. Sağa sola kırar bir an. Şu an işte Malta bir Zümrüt Evler'deyim. Zümrüt Evler Köprüsü'nün orada Opet benzinliği var. Opet benzinliğinde orada bakacağız kilometremize. Ondan sonra depomuza zaten bir diş düştü düşmedi. 20-30 liralık daha alır diye tahmin ediyorum. Ona göre de yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Honda diyor öncelikle 6000 kilometredir tecrübelerime affına sığınarak söylüyorum. Öncelikle kötü bir motor set değil, az yakmaya odaklı bir motor set. Şehir içinde, trafiklerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, Honda'da bakım maliyetlerini de göz önünde bulundurursak aslında diğer Çin motorlarına göre, emsallerine göre bakım maliyetleri daha düşük Honda'nın. Honda'da bir kere yüksek para veriyorsunuz ama bakımdan birazcık daha tasarruf ediyorsunuz. Honda motosikletlerin parçaları da sağlam ve ileri dönük prim yapan motosikletler olduğu için o yüzden yani genelde kuryeciler de olsun, insanlar da olsun sürekli masraf çıkarmayan, parçası bulabileceği motosikletler tercih ediyor. Diz korumalarımı, her şeyimi giydim. Çünkü ne olur ne olmaz asfaltlı bir yolda gideceğim. Eski yoldan gideceğim özellikle. Şimdi arkadaşlar Opet benzinliğine geldim. Şu an Opet benzinine giriyorum. Hangisine gitsem? Şu daha boş gibi geldi bana. Kolay gelsin abi, hoş geldin. Bakıyoruz tekrar yakıtımıza. 6073 kilometrede. Abi depo full sayılır da full diyelim, yakıt hesaplayacağım ben. Sakarya'ya gideceğim. Bir depoyu fulleyeyim bakalım orada ne kadar alacak. Sağ ol dostum, sana da kolay gelsin. Full de kanka boğazına kadar. Sıkıntı yok ya, hiç problem değil. Düzle istersen tutarı 30'a mı sabitliyorsun? 25,5. Onu 30'a sabitleyebilirsen tutayım ben. Nakit vereyim sana o yüzden. Dur tuttum. Olmuyor mu? Tamam, bu kadar yeter, tamam. Zaten full dedik. Çok teşekkür ederim. Hiç referan var mı abi? Sıkıntı yok ya. Buradan akar, burada tahliyeleri var. Hiç problem etme. Nakit vereyim sana. Şu 20. Şu da 10. 30 lira. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık olsun. Hayırlı işlerin olsun. 30 liralık benzin aldık. Yani 750 milimlik daha benzin aldık. Şimdi uzun yolda bakalım bizi neler bekliyor. Neler olacak. Göreceğiz hep birlikte. Kilometremiz 6073 kilometredir. Benzinimize full dedik. Bakalım. Evet, an itibariyle yakıtımızı aldık benzin istasyonumuzdan ve şimdi Sakarya Erenler'e doğru yola çıkıyoruz. Bakalım trafik kurallarına uyarak, sinyallerimizi vererek, dikkatli giderek yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz sevgili değerli takipçilerim.
Başka gitmek istediğim, görmek istediğiniz yerler varsa Sakarya'da yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Bir dahaki gittiğimde oraları da gezmiş olurum. Yarın nasip olursa oraları gezeceğim. Şimdi uzun yola çıkmadan önce ne yapmamız gerekiyor onları söyleyeyim. Öncelikle uzun yola çıkıyorsak yanımıza lastik fitil seti, lastik şişirme köpüğü, ayrıyeten de lastik şişirme pompası, hani şarjı şişirme pompaları var. Bunları kullanarak çok rahat edeceğinize eminim. Neden derseniz, kimseye muhtaç olmazsanız, lastiğinizin havası ise de en yakın benzin istasyonuna götürebilecek şekilde sizi idare edecektir. Sonrasında ekipmanlarımızı mutlaka giyelim, hava sıcak olmasına bakmayalım. Motosiklet montumuzu, ikaz yeleğimizi, çünkü geri gelecek gece de sizi uzaktan mesafeden takip edebilmeleri için bu çok önemli bir durum. Ayrıca dizliklerimizi taktık ve duamızı ettik, yolumuza çıktık. Her şeyden önce, bir an önce varmaktansa geze geze, doya doya varmak daha farklıdır. O yüzden de gideceğimiz yere acele etmemize gerek yok. Keyif alarak, güzel sürüş yaparak gitmemiz gerek. Çünkü zamandan bu ne var? En fazla gideceğin yere 15 dakika geç gidersin yani. Ama hiçbir şey senin canından, malından değerli değil arkadaşlar. Genelde viyadük sapaklarını orta şeridi tercih edin. Neden derseniz, çünkü yan şeritlerden ana yola girişler çok oluyor. Bazen aynalara dikkat etmiyorlar. O yüzden de mümkün olduğunca sapaklarda, kavşaklarda özellikle en sol şeride kaymaya çalışın ki genel araç sizi sıkıştırarak tercih etmesin. Tabii motor da 50 cc ise buna diyecek hiçbir şeyim yok. Şu an hızımız 60-70'e gidiyoruz. Şehir içinde fazla süratle gidemediğimiz için ve akıcı bir trafikte olduğumuz için, o yüzden yani dediğim gibi 60 ile 80 arasında oynayacağız biz de 80. Tabii İstanbul, Gebze, Çayırova'ya geçtikten sonra yol birazcık daha sakinleyecektir. Şu an Kartal Soğanlık tarafındayız. İstikametimiz dediğim gibi Sakarya Erenler. Sakarya sınırına gelene kadar navigasyon açmayacağız. Bu akşam arkadaşımla kalacağım için de orada konaklayıp yarın sabah da Hendek tarafında bir arkadaşım daha var, onunla görüşeceğim. Oradan da İzmit'te grup üyelerimiz var, onları ziyaret edip İstanbul'a tekrar dönüş sağlayacağım. Şu an konfordan yana şikayetim yok, daha yeni başladık oturmaya. Tabii bir saati, yarım saati geçtikten sonra, bir saat civarı olduktan sonra tahmin ediyorum hissedeceğiz ağrıları. Tabii benim gibi acele etmeyeceğiz. Dinlenme ihtiyaç duyduğumuzda bir çay kahve molası vereceğiz. Çünkü kendimizi sıkıştırmamızın anlamı yok. Onda Dion'un pek kötü bir yanı var. O da maalesef ki rampalarda çok hız düşürüyor. Şimdi şöyle bir şey var. 110 cc bir motosiklet. Yani yemini ne kadar az verirsen, yani ne kadar az yakarsa o kadar kaçmaz her zaman. Çünkü az yakan motosiklet araç çekişten de torktan da düşük olur. Bu bir gerçek. O yüzden bu motorla şehir içi hem pratik, direksiyon gidon çapı çok dar ve güzel. O yüzden de şehir içinde manevrası falan gayet iyi. Yani trafikte fazla kalmıyorsunuz. Zaman kaybınız fazla olmuyor. Mümkün olduğunda şerit değiştirirken sinyal vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görmez, bir anda hızlanmaya kalkar arkandaki araç. Sen şeridin değiştirirsin. Durduk yere başınızı hiç açmayın. Yani en azından kaza tutanlarında da Allah korusun, sinyal verdim araç beni görmedi dersin. Sinyal veren aracın her zaman trafikte üstünlüğü vardır. Çünkü ben sinyal verdim arkadaş diyor. Adamın suçu kabahati diyor. Beni görmemiş diyor. Haliyle de tutanakta da, raporlarda da diyor ki bu adam sinyalin her şeyin trafik kurallarına uymuş. Çarpan sürücü de hata var diyor. Sonra öyle düşünmeden gerek yok. Gördüğünüz gibi rampada hızlanamıyor. Ve gitgide hız yavaş yavaş düşüyor. Ben de arkamdaki araçlar rahat geçsin diye mümkün olsa emniyet şeridine koyuyorum. Tabii bizim emniyet şeridinde üstünlüğümüz yok ama arkadaki trafiği yavaşlatmamak için mecburen kayıyorum. Bakın 70'ten 60'a doğru geriledi. O yüzden siz gidemiyorsunuz diye başka araçların da şeridini ihlal etmeyin arkadaşlar. Tamam, biz de vergimizi veriyoruz. Sigortamızı yapıyoruz. Ama ne gerek var trafiği yoğunlaştırmaya? Tabii emniyet şeridine girerken de ara ara aynalarını kontrol edelim. Arkadan polis gelebilir, ambulans gelebilir, interkomla müzik dinliyor olabilirsiniz.
biraz hızıyla da olsa bir saniye ona bakın arkadaşlar. Aynaları ne kadar sık kontrol ederseniz o kadar hata yapma oranınız düşük olur. Trafikte her zaman sağ şerit her zaman akar arkadaşlar. Solların yavaş giden insanlar ve sola kaymak isteyen insan çok olduğu için sağ şerit mutlaka her zaman akıcı olur. Yani trafikli anda bile kayar. Bir de şu var. Mesela gidiyorum, her arabanın içinde bir tane şoför var. Yani kimse aracıyla 2 kişi, 3 kişi gitmiyor. Bakıyorum, her şoför koltuğunda bir kişi var. Ve trafik oluşturuyorlar haliyle. Herkes toplu taşıma şeyler kullanırsa haliyle trafik daha az olur. Yoğunluk daha az olur. Ve insanlar gitmek istediği yere daha rahat gider ve hızlı gider. Ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle sağ taraf Sapanca Gölü, Sakarya girmek üzereyiz. 10 kilometrelik mesafemiz kaldı. Şu an itibariyle Sapanca Gölü'nün buradayız. Kocaeli, Sakarya maşallah Karadeniz'i aratmıyor yeşilliğiyle, doğasıyla. Çok güzel bir ilimiz. Yarım depoya düştük, bakalım finalde ne olacak göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi ne yazıyor? Sakarya İlsinara. An itibariyle Sakarya'ya geldik arkadaşlar. Onda diyor yine 110 kilometre falan oldu şu an için. Şöyle bir video alalım ya şöyle. Evet arkadaşlar, Sakarya tabelasından bir 10 kilometre daha yol varmış. Yani toplam şeye bakarız, tahminim 125-120 kilometre falan yol yapmış olacağız. Şimdi o lokasyona doğru geçiyorum. Geçmeden önce benzin istasyonunda bir yakıt alacağım. Bakalım yaptığımız kilometreye göre kaç kilometre yol yapmışız, kaç para yakmışız. Hani diyor gerçekten uzun yolda az yakıyor mu yoksa şehir içi motoru mu, bunu da görmüş olacağız aynı zamanda. Her şeyden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, an itibariyle Sakarya'dayız. Aynı zamanda da şu an şehir merkezinde geziyoruz. Sakarya'nın caddesinde turluyoruz. Benzinlik gördüğüm an gireceğim zaten. Bakalım bu süreçte ne kadar bir yakıt yapmışız. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Oradan çıkarken 6074 falandı. Şu an 6194, 120 kilometre yol yapmışız. Şimdi bakacağız. Az ileride Opet olduğunu gösteriyor. Tam lokasyonda 1-2 kilometre kalıyor. Şu Opet'e gireceğim. Şu an yarıdan da aşağı düştü. Sakarya bayağı düzenli bir ilimiz. Tabii üniversitesi var burada, belirli lezzetleri var. Ondan sonra Sakarya bayağı büyük bir şehir. Şu az ileride Opet benzinliği var. Opet benzinliğine gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar yakıt yakmışız. Şu an yani yarım depoya düştü gibi bir şey. Bakalım göreceğiz. Onda diyor uzun yolda da mantıklı mı yoksa PCX aktive mi? Bakalım şimdi. Tabii bu yolculukta tecrübe edinen benden başka arkadaşlar varsa, yazarlarsa çok mutlu olurum. En azından bilgilendirme amaçlı güzel olur. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Al full diyelim. Şöyle çekelim ayağımı altından. Nasılsın abi, iyisin? İyidir. Hadi ya. Millet gezmeler de pazar günü. Böyle beklerdim. Bir de millet de geldi artık şeyden. Evet. Sağdan sola. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Kart mı geçeceğim? Ha, kartı geçeceğim. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. 102.79 muydu neydi abi? Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Normal demin bir sebebi de yani
Onca yol geldik. Otobüse binsek, başka bir şey binsek, taksiye binsek en kötü. Daha çok yakardı. O yüzden 102 lira. Bir şey değil. Tabii bunu hesaplayıp tekrar açıklama kısmına yazacağım. Evet YouTube ailem, an itibariyle artık Sakarya maceramız bitmiştir. Şimdi soluğumuzu İzmit'te alacağız. İzmit'te bir grup üyemize uğrayacağız. Oradan da evime geçeceğim, Maltepe. Şu an için gayet güzel bir sürüş oldu. Gayet güzel, eğlenceli vakitler geçirdim. Arkadaşımda kaldım. Dolu dolu bir Sakarya turu oldu. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, İzmit'e geldik. İzmit'te sağ olsun Mahmut Demir abimiz, hem üyem hem de canı gönülden güzel abim, sağ olsun beni ağırladı burada, misafir etti. Birlikte soğuk bir şeyler, sıcak bir şeyler. Bir de buraya has, neydi abi, ne şey böreğiydi? Mancır mı? Mancarlı bir de. Ha, mancarlı pide yedik. Çok güzeldi, çok beğendim. Buraya has bir pideymiş, Kandıra'ya özel. Kendisine çok teşekkür ediyorum misafirperverliği için. İzmit'e gelirseniz mutlaka Mahmut Demir abimizi bulun burada. Teşekkür ediyorum Mahmut abi. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar çabuk büyürsek o kadar bizim için iyi. Hediyeler, çekilişler yapacağız inşallah. 1000 aboneye özel, inşallah kafamdaki planda çekiliş, hediyeler falan olacak. O yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. You wanna feel the love.